İyi günler efendim. Mercan TV Çadır Stüdyo'dan hepinize iyi günler diliyorum. Bir deprem özel programıyla yine sizlerle birlikteyiz. 06.02.2023 saat 04.17'yi gösterirken Adıyaman'ın yerle bir olma saati, canların yok olma saati ve herkes bir şekilde çırpınma saati. Akabinde yaklaşık 3 gün İnsanların kendi imkanlarıyla kendi cenazelerini, kendi yakınlarını çıkarma çabasının verdiği sonuçlar neticesinde Türkiye'deki o depremden depremde canını kaybeden insanların sayısı bugün resmi olarak 46 bine ulaşmış durumda. Tabii biz de Mercan TV olarak 16 gün sonra yayına başladık ama bir çadırda yayına başlamak zorunda kaldık. Biz bunları burada konuşmaya devam ediyoruz. Bugün gerçekten çok önemli bir konuğumuz var. Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan. Sayın Genel Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Adıyaman'a ikinci gelişiniz. İlk hafta da gelmiştiniz. Yine geldiniz. Biz size teşekkür ediyoruz. Adıyaman'ı yalnız bırakmadınız. İl Başkanınızla televizyonu almıştım. Gerekli, Adıyaman'la ilgili gerekli ne varsa bu konuda talimatlarınız vardı. Size de biz teşekkür ediyoruz. Siz özellikle bu deprem süresince gözlemleriniz nelerdir efendim? Öncelikle başımız sağ olsun. Kaybettiğimiz bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Gerçekten büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı ülkemiz. Ben depremin ilk haftasında Adıyaman'a gelmiştim. O elektriğin hala kesik olduğu, insanların çadır bulmakta zorlandığı ki hala çadır sorunu olduğunu anlıyoruz. Enkazların pek çoğunda çalışmanın başlamadığı bir dönemdi o dönem. Tam o ilk ziyaretimizden tam 4 hafta sonra tekrar arkadaşlarımızla beraber geldik. Ve çalışmaların hala çok yavaş gittiğini gördük Adıyaman'da. Zaten Adıyaman ilk günlerden itibaren fazla çalışmanın olmadığı, yardımın, çalışmaların en geç ulaştığı il oldu. Ki ben ilk 2 haftada 11 ilin tamamına gittim. İlçelere gittim, köylere gittim. 14 günün 9 günü deprem sahasındaydım. İlk 14 günün 9 günü. Bütün o dönemde gördüğüm Adıyaman'ın hep geç ilgilenildi. Adıyaman'a her şeyin geç ulaştığını tespit etmiştim. Şimdi 5. hafta geldim yine durum aynı. Yani enkazlar üzerindeki çalışmalar çok sınırlı. Hala çadır talebi çok yüksek. Buraya iner inmez hemen arkadaşlarımız dediler yine çadır yok, çadır eksik. Barınma ihtiyacı yani gerçekten çok ön planda. Barınma ihtiyacı hala var, hala ön planda. Onun için üzülüyoruz gerçekten. Bir yandan da bizim il başkanımız Suat Bey sağ olsun hemen depremin 2. 3. günü burada bir depo ayarladı. Bizim imkanımız ölçüsünde Türkiye genelindeki teşkilatlarımızın harekete geçirdiği destek ne var ne yoksa işte tırlarımız geldi o depolara indi. Oradan mümkün olduğunca vatandaşlarımıza Adıyaman'a bunları ulaştırmaya çalıştık parti olarak. Ama tabii biz hani siyasi partinin imkanlarının sınırı var. Hani devlet imkanları başka, siyasi partinin imkanları başka ama çok hızlı bir şekilde arkadaşlarımız organize oldular gerçekten. Çünkü bizim teşkilatımız tek tek çok özgüveni yüksek insanlar. Kendileri bir yerden talimat beklemeden hemen harekete geçebilen insanlar. Yani insan kaynağınız ne kadar hani nitelikli ve özgüvenli olursa sistem zaten hemen kuruluyor, çalışıyor. Yok adım atmaktan korkan, Ankara'dan talimat almadan hiçbir şey yapamayan bir kadroyla da maalesef çalışmalar gerçekleşmiyor. Şimdi biz 1,5 sene önce bir afet eylem planı açıkladık Deva Partisi olarak. Bu afet eylem planımızı tam 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde 2021'de açıkladık. Burada neler yapılması gerekiyor? Tek tek sıraladık böyle maddeler halinde. Evet. Ülke afete nasıl hazırlanır? Afet nasıl yönetilir? Buradaki kilit konu yerinden yönetim. Yani afet yönetimden bahsediyorsak belediyelere hatta muhtarlara kadar yetki vermek gerekiyor ve imkan vermek gerekiyor.
Hani afet olduğu anda muhtarlarımızın bile ne yapacağını, nasıl yapacağını bilmesi gerekiyor ve imkanlarının olması gerekiyor. Asıl kilit bu. Yoksa Türkiye gibi bu kadar büyük bir ülkenin, 85 milyonluk bir ülkenin, Avrupa'nın en büyük nüfusuna, Avrupa'nın en büyük topraklarına sahip bir ülkenin tek bir kişinin talimatıyla yönetilmesi mümkün değil. Olmadı, olmuyor. Bu deprem sırasında da sistemin yürümediğini maalesef gördük. Ben o ilk gün geldiğimde yıkımın olduğu bir bölgede tek bir binada çalışma vardı. O çalışmayı yapan da Adıyamanlı bir inşaatçı arkadaşımız. İzmir'den bütün ekipmanı da getirmiş, ta İzmir'den, Türkiye'nin öbür ucu. Ve kendi akrabalarının enkaz altında olduğu bir binada, o enkazda çalışmasını tamamen kendi imkanlarıyla yapıyordu. Etraftaki binalarda hiçbir çalışma yoktu, hiçbir hareket yoktu. Yani böylesine vatandaşın kendisiyle baş başa kaldığı, vatandaşın birbirine destek vermeye çalıştığı, insanların elleriyle molozları, enkazları kaldırmaya çalıştığı günleri yaşadık maalesef. Bir yandan ki ben 5. gün buradaydım, bana söyledikleri iş makineleri parklarında iş makineleri duruyor. Bir yandan enkazlar duruyor ama bunu mobilize edecek, organize edecek bir yönetim yok. Sistem çalışmıyor yani. Biraz önce bizim Hasari Bey'i kaybettik biliyorsunuz, evet. İl yönetim kurulu üyemiz. Yine Süheyla Hanım'ı kaybettik. Tut ilçe başkanımızı kaybettik. Biraz sonra da buradan Tut'a geçeceğiz, Besne'ye geçeceğiz inşallah. Hasari Bey'in akrabalarını ziyaret ettiğimizde onlar da çadırda kalıyorlar. Ellerini gösterdiler. Elleri yara bere içerisinde. Çünkü elleriyle o molozları, enkazı kaldırmaya çalışıyorlar. İş makinesi yok. Yani iş makinesi 3. 4. gün ancak bir tane bulduk diyorlar. Kendimiz bulduk diyorlar. Yoksa öyle birileri gelip de hemen öyle bir şey olmadı diyorlar. Gerçekten zor bir dönem. İkinci ama üzerine geldi Sayın Genel Başkanım. İkinci depremde olanlar ikinci depremde canlarını kaybettiler. Yani evet. Geç müdahaleden dolayı. Doğru. O birinci gün öğlen üzeri olan deprem biliyorsunuz, evet. Değil mi? Tabii. Bir de daha sonra 2 hafta sonra Hatay merkezi ayrı bir deprem daha oldu. Allah yardımcınız olsun ama gerçekten özellikle ilk 2 gün, 3 gün niye hiçbir şey yapılmadı? Bunu sık sık soruyoruz biz her yerde. Yani ilk 2 gün, 3 gün, ilk 48 saat, ilk 72 saat ne oldu? Niye harekete geçirmedi? Kim kiminden talimat bekledi? Mesela silahlı kuvvetler personeli niye derhal deprem alanına inmedi? Madenciler niye derhal hemen birinci gün hareket etmedi? Yani Türkiye'nin öbür ucunda olsa sabah deprem olduğunu duyup akşama buraya yetişirler mesela, değil mi? Evet. Niye olmadı? İş makineleri niye parklarda bekletildi? Biz bunu hükümete sık sık soruyoruz. Yani siz 5 yıldır bu ülkeyi tek bir kişinin talimatıyla yönetiyorsunuz. Tamam. O tek kişinin talimatıyla niye yönetiliyor ülke? Çünkü işte bürokrasi bize engel olmasın. İşler yavaş oluyor. Ben bütün yetkiyi elime almalıyım ki çabuk karar alayım, hızlı hareket edeyim. Öyle değil mi? 2018'deki seçimin en önemli teması buydu. Yani başkanlık sistemi olsun. Başkanlık sisteminde karar hızlı alınır, hızlı hareket edilir. Gerekçeler buydu. Hani ne oldu? Başkanlık sistemi Türkiye'ye geldi geleli defalarca ekonomik kriz yaşadık şu son 4,5-5 yılda. Türkiye'deki adalet sistemi çöktü. Adalet sistemi de enkaz altında. Türkiye'de eğitim sistemi enkaz altında şu anda. En sonunda depremle beraber canlar enkaz altında kaldı. İşte demek ki bir kişi ben her şeyi yaparım, her şeyi bilirim dediğinde olmuyormuş, yürümüyormuş sistem. Onda çok büyük bedelle, çok büyük acıyla maalesef yaşamış olduk, tecrübe ettik ama işten geçti. Dolayısıyla bizim amacımız bir an önce şu sistemi değiştirmek. Türkiye'yi parlamenter sisteme geçirmek. Parlamenter sistem dediğimiz aslında özü istişare. Özü istişare. Ve ehliyetli, liyakatlı insanlar tarafından bu ülkenin yönetilmesi. Bunlar maalesef devlet kurumlarını zayıflattılar. Devlet kurumlarının için boşalttılar. Harekete geçemiyor kurumlar. Bu iktidarın, şu andaki iktidarın devlet kurumlarını zayıflatması sonucu yaşadığımız bir felaketten bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, özür dilerim. Ben devreye gidiyorum. Adıyaman halkından hakkınızı helal edin, helallik istedi. Bu ne anlama geldi Sayın Genel Başkanım? Çünkü onlar da anladı. Ben programın başında söyledim, evet. Ya. Yani bütün 11 il var biliyorsunuz. 11 il 11, merkezi, evet. Var depremden hasar gören. Az ya da çok. Ama en geç ulaşılan Adıyaman oldu. En az anılan Adıyaman oldu. Ki ben bunu bildiğim için Adıyaman'a ilk geldiğimde
buradan hem kendi canlı yayın aracımızı getirmiştik. Yani jeneratörle falan her şeyle. Çünkü sistem yok. Siz de herhalde o dönemde ancak internetten yayın yapabiliyordunuz değil mi? Yok, sanki yayın yapamadık. Ha, o günlerde yapamadık. Ancak, evet, yani televizyon olarak yayın yoktu bizde. Heh. 15 gün sonra yayına başladık. Evet, evet. Yani biz çünkü elektrik yok, internet yok, su yok, hiçbir şey yok. Dolayısıyla biz jeneratörde içinde olan canlı yayın aracımızı getirdik. Bütün elektronik cihazlarımızı getirdik. Cüneyt Özdemir'in kanalına bağlandık buradan. Fatih Portakal'ın kanalına bağlandık. İki ayrı televizyon kanalına bağlandık, canlı yayına bağlandık ki Adıyaman'daki durumu Türkiye'ye duysun diye. Şimdi Sayın Erdoğan da bu durumu daha sonra anladığı için geldi buraya, özellikle bir helallik istedi. Ama tabii kaybolan canlardan nasıl helallik isteyeceksiniz ki? Yani onlar defnettik, cenazeler çıktı. Buradaki yöneticilerin, idarecilerin yanlış yönlendirmesinden dolayı da helallik gitmiş olabilir mi? Yani bunu da görmüş müdür? Bilemiyorum tabii, kendisine sormak lazım bunları. Evet. Ama insanlar canını kaybettikten sonra yani ölenlerle helalleşmek fiilen mümkün değil değil mi? Mümkün değil, evet. Dolayısıyla biz ama ilk günden beri bunu soruyoruz. Adıyaman'da 4 hafta önce geldiğimde ilk o canlı yayınlarda sordum, buradan soruyorum dedim ya, hükümete soruyorum, neredesiniz dedim, ne oldu dedim, niye ilk gün kimse harekete geçmedi, niye ikinci gün kimse harekete geçmedi, niye üçüncü gün kimse harekete geçmedi, ne oldu? Kim kimden talimat bekledi? Kim kime talimat vermedi? Ne oldu? Bir anlatın ya şunu. Niye geciktiğinizi anlatın. Şimdi diyor ki Sayın Erdoğan, ilk birkaç gün evet gecikme oldu. Bir dakika ya. Bu kadar basit bir şey değil. Evet, ilk birkaç gün gecikme. Zaten ilk birkaç günde biz canları kaybettik. Tabii. İlk birkaç gün insanlar soğuktan donarak öldü pek çok yerde. İlk birkaç gün nefessizlikten insanlar öldü. İlk birkaç gün ulaşılamadığı için insanlar iç kanamadan başka o enkar altı olmaktan dolayı hayatını kaybetti. Yani birkaç gün aksama oldu ama öyle o basit bir şey değil. Yani o aksamayı basitleştirip ondan sonra çadır yapıyoruz, deprem evi yapıyoruz. Tamam da ilk gün niye yürümedi sistem? Soruyoruz, sormaya da devam edeceğiz. Ayrıca şunu yaptık, biz milletvekilimiz Yeneroğlu vasıtasıyla da mecliste 5 ayrı bakana 74 soru sorduk. Soru önergesi verdik meclise. Bunların cevabını bekliyoruz dedik. Milli Savunma Bakanı'na sorduk mesela. Yani silahlı kuvvetler personeli niye hemen ilk gün harekete geçmedi? Birisinden talimat mı beklediniz? Talimat almanız gerekiyor muydu? Niye direkt kendiniz talimat vermediniz? Ne oldu o gün? İkinci gün ne oldu? Niye üçüncü, dördüncü günden itibaren silahlı kuvvetler personeli sahaya çıktı? Bunları soruyoruz mu? Hani çünkü biz eğer hayatını kaybeden vatandaşlarımızı, ya onlar tamam şehit oldular deyip de bu işin peşini bırakırsak, bundan sonraki depremlerde hayatını kaybedecek vatandaşlarımızın vebalini taşıyamayız. Tedbir açısından diyoruz değil mi efendim? Tedbir açısından. Oradaki hataları göreceğiz, öğreneceğiz ki aynı hatalar tekrar etmesin diye sistemi ona göre kuracağız. Kaldı ki biz ne yaptık? Yani hemen depremden sonra yeni bir çalışma daha yaptık. Değerlendirme ve çözüm raporumuzu açıkladık. 11 tane il çok, üzerinden evet. Evet, çok kapsamlı bir çalışma. Burada 11 il de var ama İstanbul gibi, İzmir gibi depremin olabileceği illerle ilgili de hazırladık. Geneli kapsayan bir. Tüm Türkiye evet. Tabii. Şimdi burada işin bir sağlık boyutu var, eğitim boyutu var, çevre boyutu var. Mesela bu molozlar su havzalarına dökülüyor bazı illerde. Su havzasına döktüğünüz zaman oradaki su kaynaklarını ilelebet zehirlemiş oluyorsunuz mesela. Ya da işin tarih kültür boyutu var ve tabii ki ekonomi boyutu var. Evet, en önemlisi. Yani bu ekonomi olmadan bu depremin hasarlarını giderilmesi mümkün değil. Bunu nasıl çözeceğiz? Tek tek bakın sayfalar halinde evet. Tam 257 tane madde var burada. 257 madde halinde her şeyle. Eğitimden, sağlığa, ekonomiden, kültüre kadar, adalet, hukuka kadar. Çünkü yargıyla ilgili sorunlar var. Yani mülklerle ilgili ihtilaflar var, miras konuları var. Çok konu var. Yani burada yayınladık ve dedik ki hükümete, bakın buradan alın, hemen buradan bir şeyler yapmaya başlayın. Siz yapmaya başlayın, zaten seçimden sonra biz gelip devam edeceğiz başladıklarına. Ha, başlamadılarsa başlayıp yapacağız hepsini. Bunlar ancak yetenekli, işi bilen, ehliyetli, liyakatlı kadrolar da oluyor. Başka türlü mümkün değil. Mesela tarım ve hayvancılık var değil mi? Şimdi traktörü enkaz altında kalan çok çiftçimiz var. Küçükbaş hayvanları, oğallarda enkaz altında kalan çiftçilerimiz var. Evini kaybeden ama tarlasıyla ilgilenmek zorunda kalan binlerce çiftçimiz var. Onlar ne yapacak? Esnafımız,
konutlardan bahsediyoruz ama 640 bin konut yıkıldı ya da ağır hasarlı diye. Fakat 150 bin esnafımızda dükkanı çöktü. 150 bin tane iş yeri tamamen çöktü. Böyle tek katlı fabrikalarda hasar daha az çoğu yerde. Onlar daha çabuk hayata geçirebilir ama esnafımızın iş yerleri enkaz altında. Şu anda %60 nüfus olarak Adıyaman'dan bir göç var dışarıya. Özellikle esnaflarımız. Öyleymiş. Evet. Evet. Şimdi bu evet. Bu dükkanı yok, ne yapsın? Yok. Biraz önce bir esnaf arkadaşımla da konuştuk. Ben diyor ufak tefek böyle hububat alıp satıyorum diyor. Dükkanım yıkıldı diyor. Ben şimdi ne iş yapacağım diyor. Mallarım da enkaz altında. Bunların borçları da var efendim. Şimdi borçları bunların var, kredi borçları var işte. İmkanları bir yerden emekli değildir. Bu şekilde bir hayatını geçirmek zorunda ama. Bakın. Evet. Tarım ve hayvancılıkla ilgili sıralamışız. Tek tek. Kredi, hibe, mutlaka ucuz gübre, mutlaka ucuz tohum, mutlaka ucuza elektrik, ucuza mazot şart. KOBİ'lerle esnafla ilgili yapılacakları sıralamışız. Bütün bu işte borçların ertelenmesi, hatta silinmesi. 6 ay yeterli mi sen yavaş? Yeni iş yerini inşa etmek için esnafımıza imkanlar tanınması, geçici konteyner çarşılar kurulması değil mi? Evet. Çünkü esnafımız iş yeri kapandığı anda başka bir geliri yok ki esnafımız. Başka bir güvencesi yok. Şehrin dokusu da önemli değil mi Sayın Genel Başkanım? Şimdi mesela bizim tarihi camilerimiz var. Hep yıkıldı gitti. Bu dokuyu da bozmadan yapma imkanımız yok. Yani burada yapılacak zaten bu aslında asıl o tarih kültür mirasının baz alınması gerekiyor. Ve o tarih kültür mirasının merkeze koyup o merkezin etrafında tekrar şehirlerimizi yeniden inşa etmemiz gerekiyor. Ve o sosyal ve kültürel dokuyu koruyarak. O da bakın kültür bölümümüz. Evet. Tek tek sıralamışız. Biliyorsunuz bizim Kültür ve Sanat Politikaları Başkanımız Helin Fırat. Helin Fırat, evet. Hemşehriniz Adıyaman'dı. Helin Hanım da sağ olsun depremin olduğu ilk hafta geldi buraya. 4-5 gün boyunca buradaydı. Daha sonra da gelip geldi. Şimdi bizim de şu anda burada. Helin Hanım her geldiğinde biz program yapıyoruz burada. Televizyonda evet, konuk evet. olarak katılıyor. Gerçekten Adıyaman'ı seven, Adıyaman sevdalısı. Ve gece gündüz demeden çalışan biri. Doğru. Helin Hanım'ı da kutluyorum. O Kültür, Sanat ve Turizm Politikaları Başkanımız. Evet. Bu deprem hazırlığı ve kültür bölümünde Helin Hanım yazdı. Bu kitapçığın kültür bölümü onun eseri. Kendisine de teşekkür ediyorum buradan. Bizim çok gerçekten Helin Hanım'ı tanıyorsunuz. Yani evet. Kendi alanında çok iyi, çok başarılı. Ankara'daki bir özel sanat galerisinin kurucusu. Yani bizim her bir arkadaşımız kendi alanında çok iyi, o alan uzman arkadaşlar böyle bir kadromuz var. Onun için bunları yapabiliyoruz. Onun için bizim 11 ilin 11'inde il başkanlarımız daha ikinci, üçüncü gün yardım depolarını ayarladılar. 1000 metrekare, 2000 metrekare, 3000 metrekare depoları ayarladılar. Çünkü baktık AFAD çalışmıyor, olmuyor. Ve o kendi depolarımız üzerinden o yardımı ulaştırdık ihtiyaç sahiplerine. Şunu da yaptım ben bakın. İlk Ankara'da AFAD'a gittim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da oradaydı. Dedim ki bakın bizim teşkilatımızdan deprem bölgesine yardım toplanıyor. Arkadaşlarımız herkes heyecanla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz size dedim bu yardım tırlarının plakasını verelim. İçindeki ürünlerin de listesini verelim. Siz deyin ki bu tır şu plakalı tır şu depomuza insin. Şu plakalı tır şu depomuza insin. Bize söyleyin. Biz de bu tırları yönlendirelim dedik. 2 gün geçti, 3 gün geçti, 4 gün geçti. Hiçbir şey yok. Onun üzerine dedik arkadaşlar AFAD'ı falan boş verin ya biz AFAD'a kalırsak insanlar orada su yok. Ya şu içme suyunu bulamadılar çoğu yerde. Karı eritip içti arkadaşlarımız bizim Kahramanmaraş il başkanımız, Malatya il başkanımız. Kendileri kar suyunu eritiler içtiler su yok yani. Hijyen sorunu çok büyük. Bir tarafta tırlarla yardım toplanmış durumda bir anda insanlara ihtiyacı var sistem işlemiyor yok tıkanmış. Çünkü talimat yok. Kurumlar zayıflamış. Bizim il başkanlarımız tıkır 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 hepsini organize ettiler ama hepsi bilinçli arkadaşlar. Hepsi evet. işini bilen arkadaşlar. Suat Bey'i tanıyorsunuz buradaki İyi, il başkanınızı. Evet. Yani pırıl pırıl insanlar bunlar ve gayretli, özgüvenli. Yani benden talimat mı bekleyecek? Orada yardıma ihtiyacı olan insanlar. Burada da su var, gıda var. Onu alacak oraya götürecek. Dur bakalım ben bekleyeyim genel başkandan talimat alayım mı diyecek. Ama devleti kurumlarındaki insanlar öyle. Dur bakalım diyor ya belki o yardım alıp da oraya götürsem diyor belki başıma bir iş gelir. Bekleyeyim diyor. Cumhurbaşkanı talimat versin ondan sonra iş yapayım diyor. Ondan sonra da yürümüyor. Yazık günah bu ülkeye ya. Evet. 6 ay bir borçları öteleme söz konusu. Bu 6 ay esnafa veya diğer insanlara bu süre yeter mi sen yanlarsın? Ya bu 6 ay olur, 1 sene olur, 2 sene olur bunlar hiç önemli değil. Şimdi devletin ben biliyorsunuz 11 yıl bu ülkenin ekonomisinin başında evet, oldum. 2015'e evet. kadar
ekonomi başındaydım. Biliyorum. Bunlar devlet için para falan değil yani. Esnafın alacağını peşine düşüyorsun. Zaten dükkanı yok. Yok. Yani bunlar hiç önemli değil. Ertelenir. Gerekirse silinir, bakılır, duruma bakılır. Bunlar çok kolay işler. Bizim de defalarca yaptığımız işler yani. Onun için yani çiftçimiz, esnafımız, KOBİ'lerimiz çok rahat olsunlar. Yani onların ne ihtiyacı varsa o görülür. Nerede ne sıkıntıları varsa o sıkıntıları gideririz. Çünkü yeter ki o esnafımız hangi konu olursa olsun kendi işini biliyor değil mi? Yani mesela bir market işini biliyor. Diyelim ki kasap işini biliyor, manav işini biliyor. Ya da işte kuru yemiş dükkanı işini biliyor. Manifaturacı işini biliyor. İşini biliyor ama dükkan yok. Şimdi iş bilgisi onun zihninde becerisi var. İşini biliyor. Yapacağınız nedir? Onun ihtiyacı olan acil ne var ne yoksa finansmanıydı işte belki konteyner işi yerleri. Onları sağlayıp hemen 2-3 günde o tekrar işini kurar, başlar çalışmaya. Evet. Yani bir lokanta sahibi ise lokantasını hemen çalıştırmaya başlar. Manifaturacı ise onu çalıştırmaya başlar. Yani yeter ki bu insanlara imkan verilsin, önü açılsın. Ama tabii iş yeri yıkık olunca devlet tabii dikkat edin kelimeleri kullanırken hükümet, iktidar burada maalesef devlet kurumlarını çalıştırmıyor. Böyle olunca da Adıyaman'dan göçüyorlar. Peki göçtü orada ne yapacak? Yeni bir iş yeri mi açacak? Yok. O da zor. Zorlanacak. Evet. O da zorlanacak. Yani bir an önce buralarda hem iş yerlerini ayağa kaldırmak lazım, çarşıları ayağa kaldırmak lazım. Ki şehirler tekrar canlansın yani. Sen gel başkan, onların dönüşümünü sağlamak için önce onların barınacak yerlerin tesis edilmesi lazım. Tabii ki. Organizede yaklaşık 30 bin tane insanımız çalışıyordu. Evet. Ama bugün organizeler kapalı. Eğer siz çalışanlarınıza kalifiye elemanlarınızı tabii döndüremezseniz buradaki sanayi de dönmez. Mesela organize sanayilerde hasar çok büyük değil. Evet, çatılarda var. Yani. Genelde prefabrik yapıları olduğu evet. için yani iskelet çoğu yerde yıkılan var ama az. Daha çok yıkılanlar küçük dükkanlar işte. Berber dükkanı yıkılmış, bakkal yıkılmış o tür yani. Dolayısıyla oranın ayağa kalkması mümkün ama işçilerin dönmesi gerekiyor. En azından hani aileleri başka şehirde olsa da fabrika çalışanlarının bir an önce dönüp belki o şantiyelerde kullanılan konteynerlardan oluşan o gece konaklama imkanlarının sağlanıp fabrikaların çalışması lazım. Çünkü fabrikalar çalışacak ki, üretecek ki bu depremin ekonomik etkisi bir an önce azalsın. Fabrikalar üretecek ki insanlar maaş almaya devam etsin, hayatlarını geçirmeye devam etsinler. Yani. Ama bunlara bakıyoruz çok ağır yürüyor, yani çok yavaş, her gün bir şey açıklıyorlar. Dikkat edin resmi gazete her gün bir şey. Ya biz topluca açıkladık bakın. Bu plan program meselesi. Evet. Biz bunu aklımıza bu geldi bunu yapalım. Ya şu ilden şöyle bir talep geldi tamam onda öyle değil. Oturduk hemen komple yazdık. Bir bütünlük içerisine yazdık bunu. Ama hükümet sizin parça deprem, parça gidiyor parça parça yani. Özür dilerim. Sizin deprem değerlendirme ve çözümler raporunun dışında da Türkiye genelinde de bir çalışmanız var. Bütün birimlerle ilgili bunu da. Tabii bizim 22 tane eylem planımız var. Mesela şu İkinoğlu eylem planı afet ama bunlardan 22 tane hazırladık. Her alan var orada. Yani orada yargı da var, temel haklar da var, eğitim de var, yüksek öğretim de var, sağlık da var, dijital dönüşüm var, teknoloji var, KOBİ, esnaf var, tarım var. Her şey var. Bu 02 ya, 01 de tarım bizde. İlk tarımla başladık, 01 oğlu eylem planı. Arkadan 22 alan tamamladık ve o şu kalınlıkta böyle ansiklopedi gibi bir şey. Yani 22 fasiküllük bir ansiklopedi. Bir hükümeti 5 yıl boyunca gece gündüz çalıştıracak kadar bir hazırlık var. Diyelim ki Sağlık Bakanı görevine başladı mı? Sağlık Bakanı al senin ev ödevin bu. 5 yıl boyunca yapacakların bu. Hazır. Takvime bağlanmış. Sağlık Bakanı depremle ilgili ne yapacak? Mesela hemen burayı açıyoruz. Sağlık bölümüne bakıyoruz. 30 nolu sayfa. Bak Sağlık Bakanı senin önümüzdeki dönemde sağlıkla ilgili, depremle ilgili yapacakların burada sağlık. Bu hemen depremle ilgili konular. Bunun dışında önümüzdeki 5 yılda yapacakları şunlar. Hep uzmanlar tarafından hazırlanmış. Tabii ki. Tabii ki. Uzmanlar ve aynı zamanda işin içinde olanlar. Yani mesela konu sağlıksa tabipler birliği işin içerisinde. Tabii. Eczacılar birliği işin içerisinde. Bizzat fiilen yaşayanlar da işin içerisinde. Kaç tane doktor arkadaşımız emeği var buralarda. Çünkü günlük yaşadıkları sorunları biliyorlar. Şunun yapılması lazım, böyle düzeltilmesi lazım diyorlar. Çünkü bizim düsturumuz şu. Biz diyoruz ki 1000 biliyorsak bir bilene soracağız diyoruz. Böyle biz her şeyi herkesten daha iyi biliriz demiyoruz. Ekonomi enflasyonu bilene soracağız. Yani bilenlerle çalışıyoruz. Ve o bilenlerin birikimini katıyoruz buraya. Onun için bizim yaptığımız hazırlıklar seçimlerden sonra kurulacak hükümeti tam 5 yıl gece gündüz
çalıştıracak kadar ev ödevi hazır, bütün plan program hazır. Altılı Masa'da kısmen bir çatlaklık yaşandı ama tekrar bir araya gelindi, konsensüs sağlandı mı Sayın Başkan? Evet, yani şöyle oldu, bu Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir partinin farklı bir görüşü vardı. Yani bir 4 günlüğüne masadan kalkmış oldu. Ondan sonra tekrar masaya oturmuş oldu ve uzlaştık. Zaten bu altılı masanın da bir anayasa metni hazır biliyorsunuz. 84 maddelik anayasa metnimizi hazırladık. Yine ortak bir politika dokümanımız var. 2300 maddelik bir yapılacaklar listesini hazırladık ve 6 parti tam mutabık. Yani bizim tarihimizde ilk defa seçimlerden önce partiler bir araya gelip seçimden sonra ne yapılması gerektiğiyle ilgili ortak bir doküman hazırlıyor. Yani ortak bir plan program yapıyor. Bu ilk, daha önce bir örneği yok Türkiye'de bunun. Bunu başardık ve 6 parti de imzaladı bunu, kamuoyuna duyurduk. Bunu niye yaptık? Çünkü 6 partinin ortak bir cumhurbaşkanı adayı olacaksa, o cumhurbaşkanı adayının seçimlerden sonra kurulacak hükümetle alakalı bir seçim beyannamesi olması lazım, bir hükümet programı olması lazım. Değil mi? Evet. Eğitimde ne yapacağız? Sağlıkta ne yapacağız? Ekonomide ne yapacağız? Dış politikada ne yapacağız? Bunların hepsini hazırladık. 6 parti olarak hepsinde mutabık kaldık. En son cumhurbaşkanı adayını bırakmıştık. En sonunda da cumhurbaşkanı adayı üzerinde de mutabakatımızı sağladık, açıkladık. Ve artık şimdi bu önümüzdeki 2 aylık süreçte vatandaşlarımızla hep beraber seçimden sonra yapacaklarımızı anlatacağız. Ve bu Türkiye çaresiz değil. Türkiye'nin çaresi var. Türkiye devasız değil, Türkiye'nin devası var. Yani her şeyin çözümü var. Ama nasıl çözmek gerekiyor? Dürüst, ehil kadrolarla, istişareyle ve belki de hepsinden önemlisi adaletle. Yani adaletle ülkenin yönetilmesi gerekiyor. Bizim temel prensiplerimiz bunlar. Adalet sadece yargıyla ilgili değil. Adalet aynı zamanda sosyal adalet. Adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Adalet aynı zamanda öğrenciler arasında fırsat eşitliği. Esnafımız arasında fırsat eşitliği. Adalet devlete işe girmek isteyenler arasında fırsat eşitliği. Mesela biz ne dedik? Mülakatı kaldıracağız dedik. Çünkü mülakat işine gelmeyenleri eleme aracı haline geldi şu anda. Evet. Genç arkadaşlarımız KPSS'den 70 alıyor, 80 alıyor, 90 alıyor, mülakatta eleniyor. Yani niye eledin, ne oldu? Cevap yok. Şu ayrımcılık yapılıyor. İşte adalet aynı zamanda fırsat eşitliği. Herkes için fırsat eşitliği. Sayın Genel Başkan, siz ittifak halinde mi seçimlere gireceksiniz, yoksa kendi amblemizde mi seçimlere gireceksiniz? Zaten 6 parti şu anda Millet İttifakı'nın içinde olduğunu deklar etmiş durumda. Evet. Dolayısıyla biz de Millet İttifakı içerisinde bir siyasi partiyiz. Ve biz seçimlerde kendi logomuzla, kendi amblemizle, kendi milletvekili aday listelerimizle gireceğiz. Yani oy pusulasını açtığımızda Millet İttifakı çerçevesinin içerisinde işte Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Deva Partisi gibi yerimizi alacağız. Ancak şöyle bir durum var. Bazı illerde bu 6 parti işbirliği yaparsa, yani 81 il, 81 il var diyelim. 41 ilde kendi en az 41'inde evet, girmek gerekiyor. En az evet. 41 ama bu 51 olur, 61 olur, 71 olur, 81 de olabilir. Tabii. Niye bunu esnek tuttuk? Çünkü bazı illerde partiler güçlerini birleştirirse toplamda daha fazla milletvekili çıkartmak mümkün oluyor. Yani Millet İttifakı'nda 6 parti var. Bu 6 parti arasında oylar bölündüğü zaman hiç kimse milletvekili çıkaramıyor bazı illerde. Ya da diyelim ki 3 milletvekili çıkıyor. Ama güçleri birleştirdiğimiz zaman 3 yerine 4 çıkabiliyor. Ya da diyelim ki işte 1 milletvekili, 2 milletvekili olduğu iller var. Orada mesela hiç yokken bir tane çıkarılabiliyor gibi. Böyle böyle toplamda yaklaşık 20 kadar milletvekili fazla çıkartmak mümkün. Yeni seçim yasası buna engel değil mi Sayın Genel Başkanım? Yeni seçim yasası engel değil, çünkü o şöyle oluyor. Yani diyelim ki bir ilde bir parti sadece liste oluşturuyor. Diğer partiler kendi adaylarını o partinin listesinden listeye koyuyor. Öyle olduğu zaman yeni yasayı açmış oluyorsunuz. Çünkü oylar ittifak içinde kalmış oluyor. Şimdi yeni yasada ne yaptılar? İttifak içerisindeki o artık oylar diğer ittifaka da gidebilir. Tabii. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor? İttifak içerisinde değil de tek partinin listesi içerisinde oylar toplamamız lazım ki başka yere gitmesin.
Maalesef bazı illerde, hepsinde değil ama bazı illerde bu tür işbirliği modelleriyle toplamda çıkartacağımız milletvekili sayısını artırmak mümkün. Bu mümkünse bunun için çalışalım diyoruz. Mesela bizim tutumumuz, gelin bunu çalışalım. Ama nedir? Deva Partisi kendi seçime girecektir. Kendi seçime girmek de ne demektir? En az 41 ilde girmektir. En az 41, bu 51 olur, 61 olur, 71 olur, 81'e kadar tabii ki yolu var. Bakarız, diyelim ki 10 ilde mi işbirliği olur? 71 ilde kendimiz geliriz, 10 ilde de işbirliği yaparız ki daha çok milletvekili çıksın diye. Bunların hepsini açacağız. Şu anda zaten arkadaşlarımız diğer partilerden muhataplarla bu konuları görüyorlar. Siz ekonominin pirisiniz, ekonominin üstadısınız. Türkiye'deki enflasyon ne olur, nasıl düzelir? Biliyorsunuz Türkiye'de enflasyonu 3 haneli, 2 haneli rakamlardan tek haneye indirdik. Hem de 2 yılda yaptık. Ta yıl 2004. Ve ondan sonra da enflasyon hep kontrol altına gitti Türkiye'de. Küresel kriz geldi, vurdu, bir şey olmadı. Enflasyon bizde kontrol altında kaldı. Ama ne zaman ki bu tek adam sistemi başladı, ne zaman ki 2018'de Sayın Erdoğan bütün yetkiyi üzerinde topladı ve ben her şeyi bilirim dedi, ben ekonomistim dedi, benim alanım ekonomi dedi, hatırlayalım. Ve bilen insanları uzaklaştırdı, işi bilmeyen insanları göreve getirdi. O noktadan sonra Türkiye'nin ekonomisi bozuldu. Enflasyon iki haneye, hatta tekrar üç haneye çıktı. Yani %100'ün üzerinde enflasyonlar gördük maalesef. Yani 15 yıllık bir kontrol altındaki enflasyon tek adam sisteminde tekrar patladı. Ve bundan da en çok sabit gelirli, dar gelirli vatandaşlarımız zarar gördü. Yoksa varlıklı insanlar enflasyondan bir zarar görmüyor. Çünkü varlıklı ya, var ya. Var olan değeri arttı. Değer katıyor, üzerine ama katıyor. Ama yokluk, varlık yoksa sadece sabit bir ücretle geçirmeye çalışıyorsa enflasyonun sabit ücretlerin gelirini eritti. Ve herkesin satın alma gücü düştü. Ülkede gelir dağılımı bozuldu. Yani zenginin daha zengin olduğu, sabit gelirinin daha yoksullaştığı bir maalesef tablo oluştu şu anda Türkiye'de. Evet. Tabii tarımla ilgili de sizin programınız var ama tabii. Adıyaman'da özellikle sulama yaklaşık 20 yıldır etrafımız, üç tarafımız suyla çevrili olmasına rağmen hala Adıyaman tarımla ilgili sulamada hiçbir adım ilerleyemedi. Daha da bu sorunlarımız var. Sizler bu konuda neler söylemek istiyorsunuz? Bizim dediğim gibi, şimdi o yanımda değil ama bu 02 afet yönetiminin bir önceki asıl ilk açıkladığımız eylem planımız 01 tarım. Tarımda tam da söyledik, sulamayla ilgili söz verdik. Dedik ki 5 yılda ülkedeki bütün sulama yatırımlarını tamamlayacağız. Ne kadar baraj, gölet varsa, ne kadar ishale hattı varsa. Kapalı sistem, basınçlı sistem, sulama, yağmurlama, damlama, sulama. Tamamını ama tamamını iktidarımızın ilk 5 yılında tamamlayacağız dedik. Çünkü su verimi, üretimi çok çok artırıyor. Bir yerine 3 almaya başlıyorsunuz aynı araziden. Tarla aynı, her şey aynı. 1'e 3 verim almaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla sulama bizim tarım eylem planımızın bir numaralı konusu. Bunun yanında ne dedik? Gübre maliyetinin yarısını biz devlet olarak karşılayacağız dedik. Yemin yarısını devlet olarak biz karşılayacağız dedik. Çiftçiye mazotun fiyatını düşüreceğiz dedik. Çiftçiye elektriğin fiyatını düşüreceğiz dedik. Çiftçimizin borçlarını 2 yıl ödemesiz faizini sileceğiz. 2 yıl ödemesiz uzun vadeye yayacağız dedik. Çiftçimiz eski borçlarını düşürmeyecek. İşini çevirmesini ise üstelik yeni kredi vereceğiz dedik. Bütün bunların hepsinin sözünü verdik. Çünkü Türkiye Avrupa'nın en büyük tarım alanlarına sahip ama Türkiye gıda ithal eden bir ülke haline geldi. Hayvancılık deseniz yine öyle. Yazık günah şu et fiyatlarına bakın. Yani bütün dengeler bozulduğu için bir yandan üreticilerimiz zarar ediyor. Bir yandan da vatandaşlarımız yılbaşından bu yana %50'den fazla zam gelen bir et fiyatıyla karşı karşıya. Çoğu ailenin artık mutfağına et girmiyor, giremiyor yani. Üreticiye soruyorsunuz ben ne yapayım? Bütün maliyetler arttı diyor. Ki haklı üreticimiz. Yem maliyeti arttı diyor. Elektrik arttı diyor. Yani eğer yemi de üretiyorsa yemle ilgili gübre maliyeti arttı. Elektrik arttı. Mazot arttı. Dolayısıyla bir yandan artan maliyetler var. Bir yandan da vatandaşlarımızın, yani tüketicilerin artan fiyatlar karşısındaki şikayeti var. Çiftçimiz arada eziliyor. Çiftçimiz de kaybediyor. Vatandaşımız da kaybediyor. Çünkü şu anda ülkeyi yönetenler bu işi bilmiyor. Bunların ekonomi bilgisi falan yok, böyle bir şey yok. Bilseler yaparlar değil mi? Niye yapamıyorlar? Yani biz varken ekonomi iyiydi de, milli gelir 3'e katladı da. Bizler ayrıldıktan sonra niye milli gelir yarı yarıya azaldı?
alanım ekonomi, ekonomistim diyen Sayın Erdoğan niye yapamıyor? Niye bu ülkeyi defalarca kur krizine soktu? Niye bu enflasyon tekrar iki katına, üç katına, yani iki tane, üç tane çıktı? Bu tamamen bilgisizlik sebebiyle, başka bir şey değil. Yani. Evet. Sayın Genel Başkanım, Adıyaman'ın en büyük sorunlarından bir tanesi şu anda elbette depremdir. Depremden önce de defalarca, sizler de takip ediyorsunuz, size de gelmiştir. Tütün sorunu var Adıyaman'ın. Şimdi Türkiye'de en iyi tütün... Biz miting yaptık ya. Evet, miting için geldiğimizde herkes tütün, tütün, tütün diyordu. Yani. Evet, evet. Bununla ilgili de bir şey söylemek ister misiniz? Biz en son, yani en son derken, en son geçmiş deprem birinci haftası. Ama evet, ondan önce biz Adıyaman'da bir miting yaptık. Esnafı gezerek. Esnaf turu yaptık. Ve herkes tütünden şikayet ediyor. Adıyaman tabii tütünü çok özel bir tütün. Sadece bu coğrafyada yetişiyor. Ve fazla işlem görmeden tüketilebiliyor. Dolayısıyla Adıyaman'daki tütün üretimiyle ilgili çok özel bir program gerekiyor. Özel program. Yani sigara piyasasıymış, şuymuş, buymuş. Bir yana o piyasanın kendi dinamikleri var. Bir yana Adıyaman'ın tütünü bir yana. Yani burada Adıyaman tütününe özel, bu tütünün üretimine devam etmesi için, bu tütünün yaşaması için, tütün üreticilerinin normal şartlarda geçimlerini sağlayabilmeleri için buraya özel bir program gerekiyor. Türkiye'nin başka yerlerinde tütün politikası ayrı olabilir ama sigara sektörüyle ilgili politika da ayrı olabilir. Ama her şey bir yana, Adıyaman tütünü başka bir yana. Evet. Öyle bakıyoruz biz. İşsizlik başını almış gidiyor efendim. Gençlerimiz üniversiteyi bitiriyor ama maalesef bir yerlere gidemiyorlar. Evlenemiyorlar. İşte hayat pahalılığı yüzünden. Sormayın. İşsizlikle ilgili de bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi işsizlikle ilgili en önemli sorunumuz gençlerin yeniden bir eğitilmesi gerekiyor gençlerin. Yani şu anda gençlerimizin çoğunun aldığı diplomayla iş gücü piyasasının ihtiyaçları örtüşmüyor. Bir yandan sanayiciler diyor ki ben eleman arıyorum. Aradığım nitelikte eleman bulamıyorum diyor. Bir yandan da gençlerimiz ben üniversite okudum, 4 yıl diyor, diploma aldım, iş bulamıyorum diyor. Çünkü ikisi birbirinden habersiz. Üniversite sistemi ekonominin ihtiyaçlarını dikkate almayan bir sistem. Biz ne yapacağız? Üniversitelerin zaten kontenjanlarını değiştireceğiz, ekonominin ihtiyaçlarına uygun hale getireceğiz ki o kontenjanı oraya işaretleyen, kazanan öğrencilerimiz iş bulsun. Ama daha önce mezunlukta iş arayan genç arkadaşlarımızı da böyle bir aylık, üç aylık, gerekirse altı aylık, bir senelik bir eğitim programına tabi tutacağız. Bu eğitim programları bedava olacak. Hatta gidiş geliş yol ve öğlen yemeğini karşılayacak bir harçlık da vereceğiz. Ki bir külfeti olmasın. Hiçbir külfeti yok. Sadece sen programa katıl. Çünkü mezun olduğun alanda evet iş yok, ihtiyaç yok ama başka alanda iş var, ihtiyaç var. O alanda biraz daha yetiş. Bundan sonra işe girdiğinde de işverene diyeceğiz ki bak bu genç programlardan geçti. Sen bunun için bir sigorta birimi ödemeyeceksin. Vergi ödemeyeceksin. İşverene de bu kolaylığı sağlayacağız. Yani işverenler, işsiz gençler ve bizim o düzenlediğimiz programlardan geçen gençleri işe aldığında net ücret neyse sadece onu ödeyecek. Vergi, sigorta falan işverenin yükünü onu alacağız. Devlet olarak biz karşılayacağız. Yeter ki gençlerimiz çalışmaya başlasın. Yeter ki ekonominin çarkları dönsün. Evet. Şu anda Adıyaman'da işte depremden dolayı özellikle sigorta borçları, diğer borçlar söz konusu. Vatandaş bu konuda çok soru soruyor bize. Onlar hepsi kolay. Onların tamamını ertelemek lazım. Eğer yapmadılarsa, diyorum ya gün gün, her gün bir şeyler yapıyor hükümet şu anda. Parça parça yapıyor. Bir bütünlüğü yok. Yani onlar ilk gün hemen yapılacak işler. İnanın o kadar kolay işler. Onlar ertelenir, faizleri silinir, bakarız zaten iş yerini kaybettiyse esnafımız daha ne borcu diyorsun diye. Adam elektrik borcu var, ya iş yeri yıkılmış. Yani nasıl ödeyecek bu yani? Ödeme imkanı yok. İş yeri yıkıldıysa elektrik borcuymuş, vergi borcuymuş. Bunları silmek lazım. Adamın iş yeri yıkılmış ya. Evet. İşi yok. Hani iş yeri ayakta olsa da çalışsın, kazansın, ödesin diye zamana yayılır değil mi? İş yeri yıkıldıysa bunların hepsini silmek lazım. Özellikle bu esnafın bu çok serzenişleri var. Evet. Esnaf bir şeyler bekliyor. Kredi çekmiş, kredi kullanmış. Sizin de programınızda gördüm, hepsi, ben inceledim. Hepsi. Sanayi KOBİ esnaf yazmışız. Evet. Hepsini tek tek açıklamışız. KOBİ ve esnaflar. Sosyal güvenlikte ne yapacağız hepsini açıklamışız. Evet. Hepsi. Çünkü bunlar biz damdan düşenlerle beraber çalışarak kazandığımız için tam gerçek çözüm evet. Burada. Ben bunu ilk açıkladığımız gün dedim ki
canlı bir televizyon programında yayınladım. Bunu dedim, aslında dedim Sayın Erdoğan incelesin. Ve hemen yapsın dedim. Çünkü beklemeyelim iki ay. Niye beklesin ülkede mi? Bakın açıklıyoruz buradan, alın bakın, yapılacaklar hemen yapın. Ha, iki ay sonra zaten biz gelip kaldığı yerden devam ederiz. Başlamadıklarınızda da sıfırdan başlar yaparız diye. Hükümete de böyle çağrı yaptım. Çünkü gerçekten büyük emek var burada. İyi bir hazırlık yaptık. Sen genel olarak bir çadırda programa katıldınız mı? Hayır. İlk defa çadırdan bir canlı yayın yapıyoruz. Evet. Açık havada yaptık da. Açık havada, karanlıkta, soğukta, böyle cep telefonlarının ışıklarıyla yaptık. Ama çadırda ilk defa yaptık. Evet. Evet. Efendim, son olarak neler söylemek istersiniz? Ben tekrar burada şu anda Adıyaman'dayız. Başta burada Adıyaman'da hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum, başsağlığı diliyorum. Adıyaman'da çok sayıda ailenin beraberce oturduğu binaların çökmesi sonucu aynı aileden çok sayıda ölümler var. Yani kime dokunsanız... 13 tane de gazetecimiz var efendim. Şu ana kadar duyduğum 13 gazeteci. Evet, Adıyaman sadece Adıyaman. Yani. Türkiye genelinde 26. Benim şu ana kadar Adıyaman'da olup da sorduğum, yakınlarından kaç kişi vefat etti diye sorduğum insanlardan duyduğum minimum cevap 5, biliyor musunuz? Şu ana kadar, çünkü soruyorum Adıyaman'a, ya kaç, yakınlarından kaç kişi vefat etti? Soruyorum, 10 diyen, 15 diyen, 20 diyen, 40 diyen, 50 diyen. 200 yani, var. 200 de var mı? Evet. Ya. Bizim Ankara Pursaklar'da ilçe teşkilatımızda bir Adıyamanlı arkadaşımız var. Yakın ailesinden 51 kişiyi kaybetmiş. 200'e kadar çıkıyor demek ki. Çok yani Adıyaman'da onun insanların için... psikolojik durumları da önemli. Şimdi tabii, gençlerimiz tabii etkilenmişler. Bunların durumlarını da düzeltmek gerekiyor değil mi Sayın Yavaş? Mutlaka, mutlaka. Evet. Var burada. Psikolojik destek diyoruz. Eğitim diyoruz, gençlik diyoruz bakın. Evet. Eğitim, gençlik. Sağlık, sağlıkta psikolojik destek diyoruz. Ama en önemli psikolojik destek ne biliyor musunuz? Çalışma. Bir an önce iş. Yani eğer işini kaybettiyse, işsizse ve çadırdaysa, bazen çadırda yok. Ben sordum bizim kendi teşkilatımızın arkadaşlarından, bazen hala çadır yok, arabada yatıyoruz. Çünkü gelen, bizim arabamız var, çadır bulduğumuz zaman çadır olmayana veriyoruz. Çünkü en azından bizim yatacak bir arabamız var. Dolayısıyla onların hakkıdır çadır deyip, o çadırları, gelen çadırları başkalarına dağıtıyor, biz kendi arabada yatıyoruz. Bize daha çadır sırası gelmedi diyor arkadaşlarımız mesela. Kendi teşkilatımızın arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla yani o işsizlik, kaybetmek, iş yerini kaybetmek, aslında bir de psikoloji, o da çok olumsuz. Dolayısıyla bir an önce iş yerlerini ayağa kaldırmak, bir an önce çalışmaya başlamak, acıları hafifletmek için de en önemli ilaç bana göre yani. Meşguliyet ve çalışma. Evet, Sayın Genel Başkanım, Adıyaman'a tekrar hoş geldiniz. Yararlarımızı sarmak üzere geldiniz. Sağ olun, hoş bizimle birlikte depremi de yaşadınız. Tabii evet, tüm illere gidiyorsunuz ama 5. günde de buradaydınız. Yine hoş geldiniz. Sağ olun. Sizin de programınız olduğu için aslında ben konuşabilirim, siz de konuşursunuz. Bize konuk oldunuz. Tut ilçemize geçeceğiz. Çünkü evet, ilçe başkanı vefat etti, bir ailesine taziyede evet, bulunacağız. Size herkese başsağlık. Besniye şöyle bir vuracağız. Evet. İnşallah. Evet. Biz size teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanım. Bize ayrılan süren sonuna geldik. Sağ olun. Size de kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar ederim diliyorum. Siz de Adıyaman'ın gerçeklerini hem Adıyaman hem de tüm Türkiye'ye duyuruyorsunuz. Çok siz önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Sağ olun. Bir partinin genel başkanısınız. Ondan sonra ekonominin üstadısınız. Tabii aslında Türkiye'yi, dünyayı konuşmak isterdik ama inşallah başka bir programda bunları i̇nşallah değerlendiririz. İnşallah. Size çok çok teşekkür ediyorum. Ben efendim teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. İyi yayınlar diliyorum. Efendim konuğum Deva Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan Bey'di. Adıyaman'a geldiler, Adıyaman'ı ziyaret ettiler. Mercan TV'de çadırda programa katıldılar. Kendileri programları yoğun olduğu için biz uzatmak istemedik. Kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Deprem özel programının bize ayrılan süren sonuna geldik. Tekrar sizlerle birlikte olmak üzere hepinize iyi günler diliyorum.